ufkumuzu açan dersler verdi. Onu dağ gibi görenler bile onun vefatından sonra bu dağın fare doğuracağını zannettiler. Ancak yanıldılar. O dağ bir dağ doğuyor. Bir Erbakan geliyor. Yakışır dağa bir dağ doğurma. Arkasından
onun yetiştirdiği gözleri şuurdan parlayan samimi, sadık, ahdine vefalı milli görüşçülerle milli görüşün ikinci 40 yılı birinci 40 yılından da daha muhteşem bir şekilde geleceğinin sinyallerini veriyor. Bu toplantılar bu sinyalleri verdiğimiz toplantılardır. Bu sebeple bütün karşı cepheye rağmen, bütün engellemelerine rağmen bu toplantıları, bu şuurlanmayı bizlere nasip ettiği için Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ederek sözlerimize başlıyoruz. Elhamdülillah, Cenab-ı Allah inşallah bu birlikteliğimizi, bu şuurumuzu, bu azmimizi daim kılsın ve ikinci 40 yılı birinci 40 yıldan da çok daha muhteşem bir şekilde yaşamayı cümlemize nasip etsin. Yine her şeyden önce elbette ki bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürler etmek istiyorum. Tabii ki onlara teşekkür ederken bu toplantının gerçekleşmesinde vesile olmuş olan, biraz evvel burada konuşmasını yapan vakfımızın Avrupa'daki genel sekreteri Semih Bey'in dedesi, çok kıymetli büyüğümüze Zolingen'de en zor zamanda, en karanlık dönemde Erbakan hocamızla birlikte Avrupa'daki milli görüşün ilk temelini atan, ilk tohumları toprağa serpen o muhterem insana, Zolingen'deki bütün milli görüşçülere, bütün emeği geçenlere ve elbette ki Erbakan Vakfımızın temsilcisi Recep Karabey Efendi'ye, burada Avrupa'daki vakfımızın bütün yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Cenab-ı Allah kendilerinden razı olsun. Kendileriyle birlikte bugün bizleri yalnız bırakmayan Refah Partimizin ilk genel başkan yardımcılarından Ankara Milletvekilimiz, Saadet Partimizin genel idare kurulu üyeliğini yapmış olan çok kıymetli ağabeyimiz Ömer Faruk Ekinci Bey'e bizleri yalnız bırakmadığı için biz 40 sene koştuk, bir 40 sene de artık siz koşun, bize dokunmayın demediği için son nefesine kadar bu dava uğrunda koşmaya talip olduğu için, bizleri yalnız bırakmadığı için huzurlarınızda en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisiyle birlikte burada misafirimiz olan bütün kıymetli büyüklerimize, uzaktan yakından katılan bütün katılımcılara, hanım kardeşlerimize, gençlerimize de ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Cenab-ı Allah hepinizden, hepimizden razı olsun inşallah. Çok kıymetli kardeşlerim, biraz evvel hem Recep Bey hem de genel sekreterimiz Semih Bey konuşmalarında yaşanan sıkıntılardan bahsettiler. Karşılaştıkları zorluklardan bahsettiler. Gerçekten de Erbakan hocamızın ilk çıktığı yıllarda önüne konan engellerle bizler de karşılaşıyoruz. Bu sıkıntılara bizler de duçar oluyoruz. Bunlar aslında bizim hak yolda olduğumuzun göstergesidir. İstikamet üzerinde olduğumuzun göstergesidir. Ve her zaman zora talip olan, cennete talip olan, büyük ecirlere talip olanların Erbakan hocamızın gibi yaşadığı zorluklardır, sıkıntılardır. Cenab-ı Allah'ın bir sünnetidir. Bu sebeple bütün bu sıkıntılar aslında ecrimizi, heyecanımızı, azmimizi arttırmaktadır. Her zaman şunu ifade ediyorum. Milli görüş, İslam aleminin Siyonizmle mücadele alanındaki özel harekat timidir. İslam aleminin Siyonizmle mücadele alanındaki komando birliğidir. Bu sebeple de sıkıntı çekmesi, zorluklara uğraması kaçınılmazdır ve son derece doğaldır. Çünkü sizler de bilirsiniz, özel harekat timlerinin, komando birliklerinin eğitimleri her zaman diğerlerinden çok daha ağır olmuştur. En zor şartlarda, en büyük engellerle karşılaşmalarına rağmen hayatta kalabilmeleri ve amaca ulaşmaları kendilerinden beklenir. Biz de bütün İslam aleminin Siyonizmle mücadeledeki komando birliği, özel harekat timi olmaya talip olduğumuz için
Bu zorluklara duçar olmamız kaçınılmazdır. Fakat inşallah aynen Erbakan hocamız gibi bunlar bizi yıldırmayacaktır. Ve her zaman ifade ettiğimiz gibi ölmek var, dönmek yok dediğimiz gibi inşallah bu sözün gereğini yerine getireceğiz. Ve sonuna kadar bu mücadeleden ne pahasına olursa olsun kaçınmayacağız, vazgeçmeyeceğiz inşallah. Yine bununla ilgili şu önemli gerçeği eklemek isterim. Erbakan hocamız sık sık anlatırdı. Derdi ki büyük zatlar, büyük Allah dostları bir zorlukla karşılaştıkları zaman sevinirler. İşlerinde bir kolaylık gördükleri zaman ise üzülürlerdi. Niçin böyle yaparlardı? Çünkü zorluk gördükleri zaman Cenab-ı Allah'a şükreder, sevinirler. Cenab-ı Allah bizim ecrimizi arttırmayı murat ediyor. Bizi sevdiği için biz daha fazla sevap kazanalım istiyor. Bu sebeple bu zorlukları karşımıza çıkarıyor diye sevinirlerdi. İşleri kolay olduğu zamansa Cenab-ı Allah acaba bizi gözden çıkartıyor mu? Bizi acaba eskisi kadar sevmiyor mu? Bizim daha fazla sevap kazanmamızı murat etmiyor mu diye üzülürlerdi. Bizler de Erbakan hocamız gibi o Allah dostları gibi davranmak mecburiyetindeyiz. Ve inşallah o şekilde davranacağız. Bu zorluklarla karşılaştığımız zaman yılgınlığa düşmek, pes etmek, vazgeçmek yerine bunun tam tersine inşallah daha da gayretle, daha da şevkle, daha da azimle mücadelemize inşallah devam edeceğiz. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun, önümüzdeki engelleri kaldırsın ve bize en büyük muzafferiyetleri inşallah nasip etsin. Kıymetli kardeşlerim, Türkiye'de Erbakan hocamızın vefatından sonra ve Avrupa'da da geçen seneden itibaren büyük bir şuurlanma harekatını hep birlikte başlattık. Avrupa'da yeniden şuurlanma, özümüze dönme, aslımıza dönme, özlediğimiz Erbakan hocamızın olduğu günlerdeki heyecanı ve azmi yeniden kazanma harekatını başlattık. Ve bu toplantılarımızı, bu çalışmalarımızı Cenab-ı Allah şükürler olsun bu harekat kapsamında sürdürüyoruz. Yaptığımız iş Erbakan hocamızın verdiği bir örnekle son derece örtüşüyor. Erbakan hocamız Milli Görüş Harekatı'nın misyonunu anlatırken yakın dostlarına özel sohbetlerinde hep şu örneği vermiştir. Demiştir ki Osmanlı'nın parçalanmasından, Osmanlı Devleti'nin maksatlı olarak yıkılmasından sonra İslam aleminin hali ve milletimizin hali maalesef adeta bütün vücudu felç olmuş bir insanın haline benziyor. Duyularını kaybetmiş, hassasiyetlerini kaybetmiş, aslından özünden uzaklaştırılmış, şuurunu kaybetmiş, yatakta öylece yatan, hareketsiz yatan, felç olmuş bir vücuda benziyor. Biz Milli Görüş Hareketi olarak o vücudun içerisinde parmağın ucunda hissini kaybetmemiş sadece bir tane sinir ucu bulmuşuz. O sinir ucuna habire sabahtan akşama kadar masaj yapa 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 bütün vücudun fizik tedaviyle sinirlerinin yeniden hassasiyet kazanmasına uğraşıyoruz. İşte Milli Görüş Hareketi'nin özü budur. Yeniden vücudu şuurlandırmaya, yeniden his kazanmasına, yeniden ayağa kalkmasına uğraşıyoruz. Ve şu anda biz de 40 sene sonra aynen Erbakan hocamızın ilk yıllarında yaptığı gibi kendi insanlarımızın, kendi tabanımızın, inançlı insanların yeniden sinir uçlarının canlanması için, yeniden eskiyi hatırlaması için, yeniden ayağa kalkması için bulduğumuz sadece birkaç tane sağlam siniri sıkıca tutup yapışarak, masaj yaparak, fizik tedavi uygulayarak bütün bir vücudu yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Avrupa'daki şuurlanma harekatımızın özü bundan ibarettir ve inşallah Cenab-ı Allah bizleri sonuca ulaştıracaktır. Amaçlarımızı gerçekleştirmeyi nasip edecek. Burada yaptığımız çalışma
Bir diğer örnekle şu şekilde ifade edilebilir. Çok yakın bir akrabanız veya ailenizden bir kimseyi düşünün. Cenab-ı Allah hiçbirimizin başına vermesin. Hafızasını kaybediyor bir kazadan sonra. Yanına gittiğiniz zaman ne sizi tanıyor, ne kendisini tanıyor, ne geçmişini hatırlıyor, ne olduğunu söyleyebiliyor. Siz ise teker teker aynen bir çocuğa öğretir gibi yeni baştan kendisine geçmişini anlatıyorsunuz. Kendisinin ne olduğunu anlatıyorsunuz. Sizin onun akrabası ve en yakını olduğunuzu anlatıyorsunuz. Ve böylece hafızasını kaybeden bu insanı yeniden hayata döndürmeye çalışıyorsunuz. Bizim de şu anda yaptığımız çalışmalar böyle bir benzetmeyle de açıklanabilir. Kendi insanlarımız, kendi teşkilatımız, Erbakan Hoca'nın Avrupa'da en yakını olan kimseler, bunlara hafızasını kaybetmiş kimseler gibi muamele etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Yeniden kendimizi onlara anlatıyoruz. Yeniden geçmişlerini onlara anlatıyoruz. Yeniden asıl gayelerinin ne olması gerektiğini anlatıyoruz. Ve yeniden onları hayata döndürmeye çalışıyoruz. Bu yapılırken hafızasını kaybeden bir insanın hiçbir şey bilmeyip tanımaması gibi karşı taraftan bize karşı bir reaksiyon olduğunu görüyoruz. Ve inşallah bu reaksiyonların da geçici olduğunu biliyoruz. Yeniden hep birlikte asıl gayemizin şuuruna varacağız. Yeniden hep birlikte şuurlanacağız. Yeniden hep birlikte birlik beraberlik içerisinde bu teşkilatları ayağa kaldıracağız. Ve ikinci 40 yılda milli görüşü yeniden hep birlikte şahlandıracağız inşallah. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun, bizlere en büyük muvaffakiyetleri nasip etsin. Yine her şeyden önce sözlerimize başlarken elbette ki ismini kendisinden almış olan Erbakan Vakfımızın bu ilk resmi toplantısını Zollingen'de gerçekleştirirken vakfımızın ismini almış olduğu, onun adına kurulduğu merhum liderimiz, cennet mekan liderimiz, asrın mücahidi Erbakan hocamızı hep birlikte özlemle, heyecanla ve aşkla anıyoruz ve onu anmakla birlikte kendisinin arkasından milli görüş prensiplerine, davamıza, milli görüşün aslına, orijinal haline bağlılığımızı da bütün Avrupa'ya ve bütün dünyaya hep birlikte haykırıyoruz. Yine bununla birlikte sözlerimize başlarken Milli Görüş Hareketimizin kurucusu, yegane lideri, vakfımızın isminin sahibi olan Erbakan hocamızı ve onunla birlikte cihat etmiş, onunla birlikte Milli Görüş davasına hizmet etmiş ve ahirete intikal etmiş bütün geçmişlerimizi rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Allah kendilerine gani gani rahmet etsin ve bizleri de kendileriyle cennetinde buluştursun inşallah. Muhterem kardeşlerim, kıymetli milli görüşçüler, ahdine vefalı, sadık, samimi dava ederim. Erbakan Vakfımızla iki tane önemli ve tarihi gerçeği tüm dünyaya aykırıyoruz. Erbakan Vakfımızı kurarak Avrupa'da ve Türkiye'de teşkilatlanmasını sağlayarak ve bütün dünyaya sesimizi duyurarak iki tane çok tarihi mesajı bütün dünyaya ve bütün milletimize vermiş oluyoruz. Birincisi, bu toplantılarımızla Erbakan Vakfımızla hepinizin bildiği gibi ikinci Viyana kuşatmasından itibaren tam 300 sene boyunca sürekli olarak toprak kaybeden, sürekli olarak maddi kayıplar içerisinde olan ve hiçbir zaman bu 300 sene boyunca ayağa kalkıp bir zafer kazanamamış olan İslam aleminin yeniden ayağa kalkmasına, yeniden şuurlanmasına, yeniden zaferler kazanmasına, ilk defa yeniden Kıbrıs zaferiyle toprak kazanmasına vesile olan İslam aleminin, İslam'ın aslı ve özü olan cihat ruhunu yeniden kazanmasına vesile olan, 300 sene aradan sonra bir ilki böylelikle gerçekleştiren Erbakan hocamızın asrın mücahidi olarak tanımladığımız
o büyük dava adamının vakfını kurmuş oluyoruz. Bu sebeple Erbakan Vakfı bütün milli görüşçü kuruluşların İslam aleminde cihaz şuuruyla hareket eden bütün toplulukların ve hareketlerin bir çatı kuruluşu manasını taşımaktadır. Hepsine öncülük edecek, hepsini kucaklayacak ve hepsine önderlik edecek bir vakıf manasını taşımaktadır. Bu sebeple son derece önemli, son derece tarihi bir olayı gerçekleştirmiş ve hep birlikte yaşamış oluyoruz. İşte bu birinci sebepten dolayı Erbakan Vakfımızın çalışmaları son derece tarihi, son derece önemli ve hayati çalışmalar. İkinci tarihi gerçek, Erbakan Vakfımızla birlikte Milli Görüş Hareketi'nin ikinci 40 yılının başlangıcında sadık ve samimi milli görüşçüler olarak saf, tertemiz, pak, nefsaniyetten arındırılmış, yepyeni fakat orijinaline sadık bir sayfayı hep birlikte yeniden açıyoruz. Ve Erbakan Vakfımızla ikinci 40 yılda Erbakan ruhunun yeniden canlandığını bütün İslam alemine, bütün milletimize müjdelemiş oluyoruz. İnşallah güneş yeniden doğacaktır. İnşallah ikinci 40 yılda aynen 40 sene önce Erbakan hocamızın besmeleyi çektiği andaki azmi, şuuru ve zihniyeti yeniden kazanılacaktır. Ve onun ruhu inşallah yeniden canlanarak Milli Görüş Hareketi'ne öncülük edecek, yol gösterecek ve bu ruhla İkinci 40 yılda inşallah milli görüş yeniden layık olduğu yere gelecek, en büyük zaferleri inşallah kazanacaktır. İşte bu sebeple, bu temel tarihi sebeplerden dolayı Erbakan Vakfımız çok büyük mana ifade etmektedir. Çok tarihi anları, çok tarihi günleri birlikte yaşıyoruz. Çok tarihi toplantıları ve çalışmaları siz samimi, şuurlu, ahdine sadık, vefalı milli görüşçülerle birlikte yaşıyoruz. Cenab-ı Allah bize bunu nasip ettiği için her zaman ifade ettiğimiz gibi başka bir yerde değil burada olmayı bizlere nasip ettiği için Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bu şuurlanma toplantılarımızı ikinci 40 yılda Erbakan ruhunu yeniden canlandırma toplantılarımızı ve milli görüşü yeniden şahlandırma toplantılarımızı ve gayretle sürdürdüğümüz insanlığın saadet ve selameti için yaptığımız bütün cihat faaliyetlerimizi en büyük muvaffakiyetlere ulaştırsın. Bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını nasip etsin. Ve bizlere de en büyük ecirleri Cenab-ı Allah inşallah nasip etsin. Kıymetli kardeşlerim, aziz milli görüşçüler, Erbakan hocamızın sadık ve samimi dava erdi. Erbakan Vakfımız Türkiye'de resmi olarak kuruluşunu tamamlamıştır. Yönetim kurulu teşekkür etmiştir. Mütevelli heyeti teşekkür etmiştir. Genel merkezinin resmi olarak açılışı geçtiğimiz hafta 17 Kasım'da Ankara Balgat'ta Erbakan hocamızın 20 sene boyunca çalışma ofisi ve milli görüşün asıl karargahı olarak kullandığı Balgat'taki ofisinde gerçekleştirilmiş. Erbakan hocamızın 20 seneden fazla zaman boyunca bütün milli görüş hareketini komuta ve kontrol ettiği milli görüşün asıl merkezi olan o tarihi öneme sahip, o manevi ve stratejik öneme sahip Balgat'taki ofisi Erbakan Vakfımızın genel merkezi olmuştur. Ve inşallah oradan ikinci 40 yılda Milli Görüş Hareketi en büyük zaferlere ulaştırılacaktır. Burada Avrupa'da da Recep Karabeyefendi'nin başkanlığında Erbakan Vakfımız bu çalışmaları sürdürmektedir. Belçika'da, Hollanda'da, Avusturya'da ve Almanya'nın pek çok yerinde Erbakan Vakfımızın teşkilatlanması sürdürülmektedir. Artık yeter,
Yeniden heyecan istiyoruz. Yeniden özümüze dönmek istiyoruz. Yeniden orijinal halimizi istiyoruz. Yeniden zaferler, yeniden şahlanışlar istiyoruz diyen milli görüşçüler Avrupa'nın dört bir yanında vakıf çalışmalarımıza dört elle sarılmışlar, destek vermişler, omuz vermişlerdir. İnşallah Allah'ın izniyle artık Sur'da gedik açılmıştır. Bu senin önünde hiç kimse duramayacaktır. Bu gedikten kaleler, burçlar, şatolar yeniden fetho olacaktır inşallah. Erbakan Vakfımız Türkiye'mizde, Avrupa'da ve bütün dünyada 5 temel önemli hizmeti gerçekleştirmek maksadıyla kurulmuş. Bunlardan birincisi, bu vakfın kurulması ve vakıf bünyesinde yapılacak çalışmalarla Erbakan hocamızın biz evlatlarına ve aslında bütün milli görüşçülere olan bir vasiyeti, bir isteği yerine getirilmiş olacaktır. Bizler samimi milli görüşçüler olarak nasıl ki hayatında onun isteklerini bir emir telakki ediyorsak, vefatından sonra da onun vasiyetini bir emir telakki ediyoruz ve bütün gücümüzle, canla başla o vasiyeti yerine getirmek için mücadele ediyoruz. O vasiyetin yerine getirilmesi için kurulmuş olan Erbakan Vakfı'na destek olmak ve Erbakan Vakfı'nın çalışmalarında bulunmak bu sebeple son derece önemlidir. Son derece büyük bir manayı ifade etmektedir. Son derece hayırlı bir hizmettir. Bizler biliyoruz ki Erbakan hocamızın bizden hayırlı olmayan bir talebi olmaz. Bütün ömrü boyunca bütün istedikleri kendi nefsi için değil, Allah rızası için, cihat için olmuştur. Bu sebeple onun vasiyeti de Allah rızası için yapılmış bir vasiyettir. Büyük hayırlı hizmetlere vesile olacak bir vasiyettir. En büyük hayırlara vesile olacak bir vasiyettir. Bu sebeple onun bir vasiyeti olan bu vakfımız inşallah en hayırlı hizmetlere vesile olacaktır. Ve inşallah bu vakfa destek verenler Erbakan hocamızın çok hayırlı bir emrini yerine getirmiş olacaklar. Vakfımız Türkiye'de, Almanya'da ve bütün Avrupa'da, bütün dünyada ikinci olarak yapacağı çalışmalarla Erbakan hocamızın ismini canlı tutacak, onun hatırasını canlı tutacak ve yeni nesillere Erbakan hocamızı doğru bir şekilde tanıtacak inşallah. Erbakan hocamızı maksatlı olarak dünya siyonizmi ve onun işbirlikçileri milletimize ve dünyaya çok farklı tanıttılar. Kendisini karaladılar, iftiralarla, yalan haberlerle bambaşka bir Erbakan tablosu insanların önüne sundular. Bizler vefatından sonra inşallah onun evlatları olarak, onun can dostları, kurmayları, onun aşığı olan samimi milli görüşçüler olarak bütün bu bilgi kirliliğini ortadan kaldıracağız ve yeni nesillere, gençlerimize, İslam alemine, bütün insanlığa Erbakan hocamızı doğru bir şekilde tanıtıp anlatacağız. Hepinizin bildiği gibi Erbakan hocamızın baba tarafından dedesi Kozanoğulları Beyliği'nde bakanlık mertebesinde görev yapmış ve Kozanoğulları Beyliği'nin Osmanlı İmparatorluğu'na ilhak olmasının ardından Osmanlı Padişahı Cennet Mekan 2. Sultan Abdülhamit Han tarafından takip edilerek Osmanlı Sarayı'nda yine devlet yönetiminde görevlendirilmiştir. Erbakan hocamızın anne tarafından dedesi Çeçen kökenlidir ve Şeyh Şamil'in en büyük komutanlarından bir tanesidir. İsmi Necmettin'dir. Erbakan hocamız ismini Şeyh Şamil'in komutanı olan anne tarafından dedesi olan bu zattan almıştır. Bu verdiğimiz bilgilerden de anlaşılacağı üzere Erbakan hocamızın mücahitliği ve devlet adamlığı kendisine dedelerinden intikal etmiş genetik bir mirastır. İnşallah bize düşen ona yakışır çalışmalarla
onu layık olduğu şekilde bu önemli gerçeklere sadık kalarak insanlara, gençlerimize, yeni nesillere tanıtmaktır. Eğitim hayatına baktığınız zaman bütün Müslümanlara, bütün milli görüşlere en güzel örneği teşkil edecek bir eğitim hayatı geçirdiğini görüyoruz. Bir defa ilkokuldan itibaren üniversiteden mezun olana kadar bütün okuduğu okulları okulun birincisi olarak tamamlamış bir kimseden bahsediyoruz. Kendisinin İstanbul Erkek Lisesi'nde almış olduğu not rekoru aradan 60 sene geçmesine rağmen halen daha kırılamamaktadır. İstanbul Erkek Lisesi'nde Alman ekolüyle eğitim yapan bir lise olduğu için bir Güner Bakan hocamızın da sınıfta bulunduğu bir sırada Almanya'dan misafir bir öğretim görevlisi geliyor. Bu öğretim görevlisi bir matematik profesörü ve misafir öğretim görevlisi olarak gelmiş, tahtaya bir matematik problemi yazmış. Bu matematik problemini içinizde çözecek kimse var mı diye Erbakan hocamızın da bulunduğu sınıfa dönüp sormuş. Erbakan hocamız kendisinden müsaade isteyip ayağa kalkmış ve demiş ki efendim bu yazdığınız problem Türkiye'deki lise müfredatının çok ilerisindedir. Bunu lisede okuyan çocuklar Türkiye'de çözmeleri mümkün olmaz dediği zaman Alman profesör demiş ki ne münasebet, bunu Almanya'da lisede okuyan talebeler çözebiliyorlar. Sizin de çözebilmeniz lazım dediği zaman Erbakan hocamız kendisine demiş ki efendim yanlış anladınız. Ben kendim çözemem demedim. Sınıfta bulunan arkadaşlarımızın bunu çözmesi mümkün olmaz. Ama isterseniz ben gelip çözeyim demiş. Alman profesör bunun üzerine peki gel o zaman sen tahtada çöz bu problemi dediği zaman merhum liderimiz kendisine cevaben hocam ben gelip çözeyim fakat isterseniz siz önce problemdeki formülü yazarken yaptığınız hatayı düzeltin. Ben onun arkasından gelip problemi çözeyim diye cevap verdim. Alman profesör şaşırmış ve demiş ki hayır ben hata yapmadım. Neresinde hata varmış demiş. Bunun üzerine merhum liderimiz peki o zaman müsaade ederseniz ben gelip düzeltip sonra da problemi çözeyim demiş. Tahtaya kalkmış. Önce Alman matematik profesörünün yaptığı hatayı, formülü düzeltmiş. Arkasından problemi çözmüş. Ve en sonunda teveşiri Alman profesörün eline teslim etmiş. İşte böyle bir lideri tanıtmak gibi, böyle bir insanı doğru bir şekilde aktarmak gibi son derece önemli, son derece ağır bir görevi gerçekleştirmek niyetindeyiz. Henüz 27 yaşındayken bizim gibi insanların üniversiteden mezun olduğu bir yaşta doçentlik ünvanını almış, 30'lu yaşlarında profesörlük ünvanını almış, dizel motorlarda yakıtın tutuşmasını matematiksel olarak formüle eden ilk kişi olarak dünya literatürüne geçmiş, Leopard tanklarının motorlarını geliştirmiş ve böylelikle dünya tarihinde ilk defa hem benzinle hem de dizel yakıtla çalışabilen motorların mucidi olmuştur. Daha 32 yaşındayken çok dikkat buyurmanızı rica ediyorum. Benden şu andaki yaşımdan daha 2 yaş genç bir insanken bu ülkede bir toplu iğnenin dahi üretilebilmesi mümkün değildir anlayışı ve sözü Türkiye'de hakimken 32 yaşında genç bir akademisyen olarak çıkmış, yüzün üzerinde ortağı bir araya getirmiş ve öyle zor şartlarda öyle bir ülkede 1960'ların Türkiye'sinde Türkiye'nin ilk yerli ve milli motor fabrikasını kurmaya muktedir olmuş. Gümüş motor fabrikasını kurmuş. 32 yaşında bir gencin Türkiye'nin o şartlarında 100 tane ortağı bir araya getirerek dışarıdan ve içeriden bütün engellemelere rağmen ilk milli motor fabrikasını kurmasını bırakın, 32 yaşında bir gencin tek başına ortaya çıkıp 60'ların Türkiye'sinde bir süpermarket açabilmesi bile mümkün değildir. Bunları anlatmak dile kolay hadiselerdir. Fakat yaşamak ve gerçekleştirebilmek takdir edersiniz ki aklın hafızaların almasının son derece ötesinde işler. Erbakan hocamız dün birlikte seyahat ettiğimiz Ömer Faruk Ekinci ağabeyimizin de anlattığı
bir örnek vererek açıkladığı gibi tek kanatlı bir kuş da değildi. İki yönlü, iki kanatlı bir kuştu. Diğer önemli yönü meziyeti ise manevi yönden son derece yüksek dereceye sahip olmasıydı. Manevi eğitimi döneminin en büyük İslam alimlerinin yanında gerçekleştirildi. Abdülaziz Bekkini Hazretlerinden, Hasip Efendi Hazretlerinden, o dönemin kutupları olan, asrın en önde gelen İslam alimlerinden ders aldı. Mehmet Zahid Kotku Efendi Hazretlerinden ders aldı. Sadece pozitif ilimlerde değil, sadece akademik hayatta değil, manevi sahada da ilim sahibi olmuş örnek bir Müslümandı. Kendisi bana anlatmıştı, evdeki sohbetlerinde söylemişti. Daha henüz 13 yaşında bir çocukken Aziz Efendi Hazretleri ile İstanbul'daki Hazreti Yuşa Aleyhisselam'ın kabrinde gece sabahlar zikirle, ibadetle meşgul olur. Sonra soğuk suyla abdestimizi alıp gene Hazreti Yuşa Aleyhisselam'ın kabrinin yanı başında Hoca Efendi Hazretleri ile birlikte cemaatle sabah namazımızı kılardık diye bendenize her zaman anlatmıştım. Böyle manevi yönü kuvvetli, sadece tek kanatlı değil, çift kanatlı bir kuşu tanıtmak gibi çok önemli bir görevi vakfımız üstlenmiş bulunmaktadır. Erbakan hocamız devlet adamlığı yönüyle de dünyaca meşhur olmuş bir kimseydi. 70'li yıllarda milli görüşçüler olarak çok iyi bildiğiniz gibi Türkiye'de ilk defa ağır sanayi hedefini ortaya koymuş, montaj değil ağır sanayi, fabrika yapan fabrika kavramlarıyla milletimizi, Türkiye'mizi tanıştırmıştı. Her zaman olduğu gibi bu konuda da sadece sözde kalmadı, ne söylediyse gereğini yaptı, gerçekleştirdi. Milli Selamet Partisi olarak iktidar ortağı olan dönemde en büyük ağır sanayi seferberliğini başlattı. 2 sene gibi kısa bir sürede 200'ün üzerinde ağır sanayi tesisinin temelini attı. Bütün engellemelere, bütün oyunlara rağmen bunlardan 70 tanesini hizmete sokmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'da bir parti programı için bulunduğumuz sırada Diyarbakır'da Erbakan hocamızın ağır sanayi hamlesi kapsamında açmış olduğu Diyarbakır Tepsan Uçak Fabrikası'nın müdürüyle hasbihal ettik ve tanıştık. Sonradan yine bir sanayi kuruluşu olarak hayatına devam etti Tepsan. Fakat asıl Erbakan hocamızın hedeflediği uçak motoru üretme hedefinden maalesef uzaklaştırıldı. Tepsan fabrikasının genç yaşlarda bir genel müdürü var. Bir evde sohbet ederken bizlere şunu anlattı. Dedi ki ben bu fabrikanın genel müdürü olduktan sonra, bu fabrikada çalışıp bu fabrikayı tanıdıktan sonra Erbakan hocanın ve milli görüşün ne demek olduğunu daha iyi anladım. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü Fatih Bey dedi, düşünebiliyor musunuz, tahayyül edebiliyor musunuz? 1975'in Diyarbakır'ında tam 10.000 insanı istihdam edecek bir uçak motoru fabrikasının temelini atıyorsunuz ve bu fabrikayı hayata geçiriyorsunuz. Bu ne demektir biliyor musunuz dedi. Bugünün Diyarbakır'ında tam 100.000 insanın çalışacağı bir fabrikayı kurmakla aynı manaya gelmektedir. Çünkü 1975'te Diyarbakır'ın merkez nüfusu sadece 100.000'di. 100.000 merkez nüfusu olan bir yerde 10.000 insanın çalışacağı bir fabrika kurmak, bugün 1.000.000 nüfusu olan Diyarbakır merkezde 100.000 insanı çalıştıracak fabrika kurmakla aynı manaya gelirdi. Milli görüşün ne demek olduğunu ben bu gerçekleri gördükten sonra anladım. Erbakan hocayı bu gerçeği gördükten sonra tanıdım dedi. Şimdi bizler buradan herkese soruyoruz. Milli görüş ruhu iktidardan uzaklaştırılmasa, Erbakan hocamız Milli Selamet Partisi iktidardan uzaklaştırılmasa, bu hamle devam ettirilebilse bugün Diyarbakır, Mardin, Urfa, Batman, Siirt bunlar adeta İsviçre'nin bir beldesi gibi olurlar. Hatta bugünün İsviçre'sinin bile çok daha ötesinde olabilirler. Buralarda bir tane teröre karışan,
bir tane anarşiye karışan insan olamazdır. Erbakan hocamız bütün bunlarla birlikte Türkiye'de yüz binlerce insanımıza iş imkanı sağlayan organize sanayi bölgelerinin fikir babasıdır. Türkiye'nin dört bir yanındaki dev organize sanayi bölgeleri onun fikri ve kendisinin eseridir. Vakfımızın ismini taşıdığı ve bundan en büyük şerefi duyduğu Erbakan hocamız Cumhuriyet tarihinde ilk defa denk bütçeyi gerçekleştirmiş, taklitçilerin yamalı bohçasından, taklitçi zihniyetli iktidarların bütçelerinden kurtulduk. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, denk bütçeyi yaptık demiş, ilan etmiştir. Ve yine Cumhuriyet tarihinde ilk defa kamu tek hesabı olarak adlandırılan havuz sistemini gerçekleştirmiştir. Erbakan hocamız yine aynı dönemde 54. hükümette dar gelirlilerin devlet bütçesinden aldığı payı arttırmada dünya şampiyonu olmuş ve böylece bütün dünyanın dikkatini çekmiş. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde 3 ayda, 6 ayda, 11 ayda emekli, memur, işçi, dar gelirli %100, %200, %300 zam almamıştır. Dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar kısa sürede dar gelirlinin refah seviyesi bu kadar büyük oranda arttırılmamıştır. İşte bu efsane hizmetlerin biraz evvel ifade ettiğim gibi anlatması kolay, dile kolay fakat gerçekleştirmesi adeta imkansız olan bu hizmetlerin mimarının ismini taşıyan bir vakıfız ve bu hizmetlerin mimarını insanlığa tanıtma, yeni nesillere tanıtma misyonunu üstlenmiş bir vakfın mensuplarıyız. Bütün bunlarla birlikte vakfımızın açılışında da üzerine basarak belirttiğimiz gibi Erbakan hocamızın yaptığı belki de en önemli hizmet bir toplumun topyekün millet olarak aslına rücu etmesinin, yeniden aslına özüne dönmesinin öncülüğünü yapmış olmasıdır. Erbakan hocamızın ilk yola çıktığı dönemde inançlı, dindar, Müslüman insanlar Türkiye'deki hakim sistem tarafından bunlar ancak bir cami derneğinin yöneticisi olabilir. Bu takunyalılar, bu gericiler, bu çember sakallılar bir bakkal dükkanını bile idare edemezler. Kim? Bu gericiler mi? Bu çember sakallılar, bu takunyalılar mı? Bunlar mı devleti idare edecekler? Bunlar mı milletvekili olacaklar? Bunlar mı belediye başkanı olacaklar diye istihza ile bahsedilen bir kesimi önce kendisine özgüven aşılayarak, önce kendisine güvenini tesis ederek, arkasından da onların önüne düşüp öncülük ederek bu inançlı, dindar, imanlı insanların Türkiye'nin en başarılı bakanları, en başarılı milletvekilleri, en başarılı belediye başkanları olabileceğini bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya göstermiştir. Bunlar cahildir, bunlar varoştur, bunlar ilkeldir, bunlar en basit bir işi bile beceremezler, bunlar organize hareket edemezler, bunlar teşkilat kuramazlar diyenlere tokat gibi bir cevap vermiştir ve Müslümanların, imanlı insanların en hayırlı işleri, en büyük hizmetleri yapabileceğini bütün dünyaya göstermiş. İşte Erbakan Vakfımız inşallah Türkiye'de ve Avrupa'da da böyle müstesna bir insanı, böyle örnek bir Müslümanı inşallah bütün insanlığa en mükemmel bir şekilde tanıtacaktır ve böylece çok önemli bir misyonu inşallah yerine getirecektir. Erbakan Vakfımızın üçüncü önemli misyonu yapacağı ilmi çalışmalarla akademisyenler ve ilmi heyetle birlikte yürüteceği çalışmalarla Erbakan hocamızın ve dolayısıyla milli görüşün fikriyatını, projelerini aslına sadık kalarak geliştirmek ve güncellemek olacaktır. Bugün insanların çektiği maddi ve manevi problemlerin birer ilacı olduğuna inandığımız faizsiz ekonomik sistem, adil düzen projesi, D8'ler ve İslam Birliği projesi,
İslam ülkeleri Birleşmiş Milletleri Suriye'de, Mısır'da, Libya'da, Irak'ta akan kanın ilacı olacak olan İslam barış gücü, İslam ülkeleri NATO'su, İslam ülkeleri ortak para birimi projeleri, İslam Dünya Bankası projesi ve İslam ülkeleri finans sistemi projeleri ilim adamlarıyla yeniden çalışılarak günümüz şartlarında bunların nasıl uygulanacakları, bunların günümüz problemlerine nasıl çözüm üretecekleri ortaya konacak ve bunlar aslına sadık kalınarak orijinalinden, özünden bir şey kaybetmeden güncellenecek ve ayrıntılarıyla nasıl uygulanacakları somut bir biçimde inşallah vakfımız tarafından ortaya konacaktır. Vakfımızın gerçekleştireceği dördüncü önemli hizmet, bugün çekilen sıkıntıların ilacı olan bu projeleri sadece ilmi olarak çalışmak değil, bunları inşallah burada, Avrupa'da da, tüm dünyada da, Türkiye'de de geniş bir teşkilat ağıyla, bu teşkilatlarımızın yapacağı konferanslarla, çalışmalarla ilacı hastalara ulaştırma görevini de inşallah yerine getirecek ve bu projeler milli görüş zihniyeti, milli görüş fikriyatı teşkilatlı bir çalışmayla bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya vakfımız aracılığıyla inşallah ulaştırılacak. Bununla ilgili olarak şu örneği veriyorum. Nasıl ki ilaç sanayi tek başına yeterli değilse, yani hastalığa şifa olacak bir ilacın laboratuvar ortamında kimyasal maddeler kullanılarak, bitkisel maddeler kullanılarak, profesörler, akademisyenler tarafından üretilip ortaya konulmasıyla iş bitmiyorsa, asıl olarak bu ilacın geniş, yaygın bir ecza deposu ve eczane ağıyla bütün ülkeye, bütün dünyaya, hastaların ayağına ulaştırılması gerekiyorsa, biz de Erbakan hocamızın milli görüşün ilaç niteliğindeki bu projelerini yaygın bir eczane ağıyla, yani yaygın bir teşkilatla inşallah Erbakan Vakfımız olarak hastaların ayağına kadar götüreceğiz ve böylece insanlığın kurtuluşuna inşallah vesile olacağız. Böylelikle milli görüş, Erbakan Vakfımızın sadık, samimi, şuurlu milli görüşçülerin, emanete sahip çıkan milli görüşçülerin yapacağı çalışmalarla yeniden gündemin en baş köşesine oturtulacak. Milli görüşün milletimizin gönlündeki müstesna yeri yeniden güçlendirilecektir inşallah. Erbakan Vakfımızın 5. temel görevi, Erbakan hocamız tarafından belirlenmiş açılarımızın, istikametimizin muhafaza edilmesi için bir emniyet sübabı vazifesi yapması olacak. Bizler Erbakan hocanın en yakınları, evlatları, onun 30 senelik, 40 senelik kurmayları olarak, sizin gibi sadık, samimi, şuurlu milli görüşçüler olarak milli görüş hareketinin açılarıyla oynanmasına, milli görüş hareketinin özünden, aslından uzaklaştırılmasına, milli görüş hareketinin ve milli görüşçü kuruluşların Erbakansızlaştırılmasına, yani Erbakan hocamızın tabiriyle bir cansız kuş haline getirilmesine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz inşallah. Erbakan Vakfı olarak milli görüş hareketinin sadece bir fikir kulübüne, bir think tank kuruluşu haline, bir hayır kuruluşu haline, bir hac umre organizasyonu haline dönüştürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Erbakan hocamızın belirlemiş olduğu orijinal açılarına sadık bir şekilde, Erbakan hocamızın çizmiş olduğu istikametten sapmadan yürümesi için gereken tedbirleri alacağız, gereken gayreti ortaya koyacağız ve inşallah böylelikle en önemli bir emniyet sübabı vazifesini yerine getireceğiz. Erbakan Vakfı bütün bu saydığımız görevleriyle milli görüş hareketinin aslına sadık kalması bakımından bir
emniyet subayı vazifesini yerine getirmekle birlikte milli görüş hareketinin, milli görüşçü kuruluşların ilerlemesi ve büyümesi bakımından da bir motor vazifesini yapacaktır inşallah. Cenab-ı Allah bütün bu hizmetleri gerçekleştirmeyi, hedeflerimize ulaşmayı bu vakıf bünyesinde Erbakan hocamıza yakışır çalışmaları yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Günümüz mübarek olsun, vakfımız hayırlı olsun. İnşallah Avrupa'da da, Türkiye'de de en kısa zamanda teşkilatlanmayı ve en hayırlı hizmetleri gerçekleştirmeyi inşallah bizlere nasip eylesin. Aziz milli görüşçüler, çok muhterem Erbakan hocamızın sevenleri. Milli görüş olarak Avrupa'da da, Türkiye'de de hepimiz bu çalışmaları yaparken iki tane temel boyuta dikkat ederek bu çalışmaları sürdürmek mecburiyetindeyiz. Eğer bu temel boyutlara, biraz sonra zikredeceğim temel esaslarımıza, prensiplerimize bağlı olmazsak bizim tabelamızda milli görüş yazması bir şey ifade etmez. Erbakan hocamız bize herhangi bir ismi miras bırakmadı. Erbakan hocamız bize herhangi bir amblemi miras bırakmadı. Erbakan hocamız bize herhangi bir binayı, herhangi bir bireyi miras bırakmadı. Erbakan hocamız bize milli görüş davasını, milli görüş zihniyetini miras bıraktı. Ve herhangi bir kimsenin, herhangi bir teşkilatın, herhangi bir vakfın veya derneğin milli görüş teşkilatı, milli görüş kuruluşu olabilmesi için, Erbakan hocamızın temsilcisi olabilmesi için mutlaka ve mutlaka bu temel esaslara, temel prensiplere bağlı hareket etmesi mecburiyeti var. Bir kimse veya bir kuruluş bu temel prensiplere bağlı olduğu ölçüde milli görüşü temsil edebilir. Herhangi bir kimse veya herhangi bir kuruluş bu zikredeceğimiz temel esaslara bağlı olduğu müddetçe Erbakan Hoca'nın devamı olabilir. Bu iki temel boyutumuz nedir? Bir tanesi esas yönünden temel esaslarımız ve prensiplerimiz var. Bu çalışmaları yürütürken Avrupa'daki milli görüşçüler olarak da, Avrupa'daki teşkilatlar olarak da, Türkiye'deki teşkilatlar olarak da bir defa mutlaka ve mutlaka ihlas sahibi olmak zorundayız. Yalnız ve yalnız Allah rızası için, Allah yolunda cihat niyetiyle bu çalışmaları yapmak mecburiyetindeyiz. Kalbimizde başka en ufak bir plan ya da niyet olmayacak. Kendi nefsimiz, kendi şahsımız, kendi ismimiz için çalışmayacağız. İşin içerisine nefsaniyet karıştırmayacağız. Erbakan hocamız ne diyordu her fırsatta? Milli görüşçü demek, kafasının arkasında başka plan olmayan insan demektir diyor. İhlas, samimiyet ve Allah rızasını gözetmek, milli görüşün, milli görüşçü olmanın ilk şartıdır. İkincisi, İstikamet üzerinde olacağız. İstikamet dediğimiz zaman iki temel sorumuz var. Biz ne için varız? Bizi Erbakan hocamız niçin kurdu? Ve temel hedefimiz nedir? Milli görüşçü olabilmek için, Erbakan hocanın teşkilatı olabilmek için tabelamız, amblemimiz, ismimiz tek başına yeterli değildir. Bu soruların cevabına doğru cevapları verebilmemiz önemlidir. Biz ne için kurulduk? Biz milli görüş olarak, asıl olarak ne için varız? Biz milli görüş olarak bir hayır kuruluşu değiliz. Biz milli görüş olarak sadece Afrika'da kurban kesmek, Afrika'da çeşme yaptırmak, sadaka, zekat, fitre toplamak için kurulmadık. Biz milli görüş olarak sadece gurbetçilerimize cami, mescit yaptırmak ve işletmek için kurulmadık. Biz milli görüş olarak bir seyahat ajantası olarak kurulmadık.
Gurbetçilerimize güzel bir hac ve umre organizasyonu sağlayalım, yapalım diye kurulmadık. Biz Milli Görüş olarak öğrenci okutmak için, öğrencilere burs vermek için de kurulmadık. Biz Milli Görüş olarak Erbakan hocamız tarafından bir fikir ve düşünce kulübü olalım diye kurulmadık. Bir think tank kuruluşu olarak kurulmadık. Gurbetçiler Arası Yardımlaşma Derneği olarak kurulmadık. Biz Milli Görüş olarak anaokulu açalım, hızlı öğrenme teknikleri öğretelim diye kurulmadık. Bütün bunlar elbette ki Milli Görüşçüler tarafından en mükemmel şekilde yapılmalıdır. Hepsi hayırlı hizmetlerdir ve bunları küçümsediğimiz için, bunlar yapılmasın dediğimiz için bunu söylemiyoruz. Evet, bunları yapacağız. Fakat asıl gayemizi unutursak, asıl hedeften saparsak, asıl istikametten saparsak, yani kısaca cihat şuurunu kaybedersek, Siyonizmle mücadele bilincini kaybedersek, İslam'ın dünyaya hakim kılınması, hakkı hakim kılmak için, yeni bir dünya kurmak için, topyekün siyasi bir mücadele için kurulduğumuz gerçeğini göz ardı edersek, o zaman aslımızdan kopmuş oluruz, cihat kuruluşu olmayız ve Milli Görüş'ü temsil etme ehliyetimizi kaybederiz. Bu temel özelliklerimizden, bu asıl temel amacımızdan, istikametimizden koparsak, o zaman diğer 40 tane, 50 tane kuruluştan, teşkilattan herhangi bir farkımız kalmaz. Evet, biz bu hayırlı faaliyetleri, bu saydığımız hizmetleri yapacağız. Fakat bütün bunlarla birlikte biz Milli Görüş olarak, asıl olarak bir siyasi mücadele kuruluşuyuz. Biz Milli Görüş olarak aslında özünde bir cihat kuruluşuyuz. Erbakan hocamız tarafından güzel camiler, mescitler açalım diye değil, kurban keselim onların derilerini gönderelim diye değil, biz Erbakan hocamız tarafından Filistin'i, Keşmir'i, Moro'yu, Myanmar'ı, Afrika'daki perişan insanları kurtaralım diye kurulduk. Sene boyunca burada Solingen'de Semih kardeşimizin dedesi olan muhterem ağabeyimiz, muhterem büyüğümüz gibi nice insanlar evinin rızkından kesinti yaparak, mesaisinden çocuklarıyla olan zamanından kesinti yaparak, karda, kışta, soğukta aç kalarak, sıkıntı ve eziyet çekerek bu teşkilatı bizlere hayır kuruluşu olarak devam ettirelim. Seyahat ajantası olarak devam ettirelim, anaokulu açalım, öğrencilere burs verelim diye emanet etmediler. Bütün bu sıkıntılar, bu zorluklar, bu eziyetler asıl maksadımız bizim tarafımızdan gözetilsin diye, cihat edilsin, yeni bir dünya kurulsun, kuvvetin değil hakkın üstün tutulduğu bir dünya kurulsun diye Avrupa Milli Görüş ve bütün Milli Görüş teşkilatları bize bu cefakar insanlar tarafından emanet edildi. Biz Milli Görüş olarak istikametimizin farkında olmak mecburiyetindeyiz. Biz ideolojik ve siyasi yönü olan bir kuruluşuz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi siyaseten mücadele etmek ve yönetimi elde ederek kuvvetin değil hakkın üstün tutulduğu bir nizamın dünyada hakim olması için mücadele ediyoruz. Biz Milli Görüşçüler olarak Siyonizmin pansumancısı değiliz. Siyonizm zulmedecek, Filistin'deki kardeşimizin kolunu kıracak, biz gideceğiz onlara ilaç götüreceğiz, ağrı kesici iğne yapacağız. Siyonizm sömürü sistemiyle Afrika'daki insanları aç bırakacak, biz onlara sıcak çorba taşıyacağız. Biz Milli Görüş olarak Siyonizmin pansumancısı değiliz. Elbette ki bunları şu anda yapmaya mecburuz ve yapacağız. Fakat Milli Görüş olarak asıl gayemiz doktor olmaktır ve bu hastalıkları kökünden tedavi etmektir. Siyonizmin sistemini kaldırıp bu sıkıntıları kökünden çözecek olan hakka dayalı yeni bir sisteme hakim kılmaktır. Asıl vazifemiz pansumancılık değil, yeni bir sistem kurmak
ve problemleri kökünden çözmektir. İnşallah Cenab-ı Allah milli görüşleri olarak bizleri bu şuurdan ayırmaz. Ayrılanlar varsa bir an evvel bu çalışmalarımızın vesilesiyle onların da kurtuluşunu inşallah nasip eder. Esas yönünden bir diğer temel özelliğimiz ittika sahibi olmaktır. Erbakan hocamız ne diyordu? Milli görüşçü demek ittika sahibi olan, yani Allah'tan korkan adam olan insan demektir diyor. Milli görüşçü önce Allah'tan korkan adam olacak. Attığı her adımda, yaptığı her işte bunun ahiretteki karşılığı ne olur? Bunun muhasebesini yaparak hareket edecek. Milli görüşün başındaki bir kimse, milli görüş teşkilatındaki bir kimse eğer ben milli görüşçüyüm diyorsa, ben Erbakan Hoca'nın teşkilatındayım diyorsa, para elde edeyim, şöhret sahibi olayım, güç sahibi olayım, gayrimenkulleri kendi derneğimin üzerinde toplayayım, kendi ekibimi kurayım, tüzükle delegeyle oynayayım, kapalı kapılar arkasında kongre yapayım, böylece burayı ele geçireyim düşüncesine sahip olamaz. Bu düşünceye sahip olan bir kimse gerçekten milli görüşçü olamaz. Erbakan Hoca'yı milli görüşü Avrupa'da da hiçbir yerde de temsil edemez. Böyle bir insan ittika sahibi olmamıştır. İhlas sahibi değildir. Bu davayı temsil edemez. Böyle bir insan cihat hareketinin başkanı olamaz. Esas bakımından bir diğer temel prensibimiz sadakat sahibi olmaktır. Biz Avrupa olarak kendi yönümüzü kendimiz belirleyelim. Türkiye'den ayrı çalışalım. Liderimizden kopalım. Türkiye'deki bütün siyasi partilere eşit mesafede olalım. Siyaset üstü olalım. Türkiye'deki iktidarın yanlışlarını dahi dile getirmeyelim. Bu gibi fikirlerin hepsi içinize sonradan sokulmuş zehirli fikirlerdir, zararlı akımlardır, sapkın düşüncelerdir. Bunları gerçek, samimi, şuurlu bir milli görüşçünün taşıması mümkün değildir. Bunlara itibar etmesi mümkün değildir. Esas bakımından prensiplerimizi zikrettikten sonra inşallah son olarak usul yönünden prensiplerimizi de zikrederek sözlerimizi toparlayacağım. Usul yönünden birinci temel prensibimiz ihsan sahibi olmaktır. Ne diyordu Cennet Mekan liderimiz? Bir milli görüşçü işini en mükemmel şekilde yapacak. Vazifesini, görevini yaparken cihat ettiğinin bilincinde olacak. Cenab-ı Allah'ı görüyormuşçasına ihsan sahibi bir insan olarak vazifesini en mükemmel şekilde yapacak. İşi elinin ucuyla tutmayacak, dört elle sarılacak diyordu. Liderimizin belirlemiş olduğu teşkilat modeline, çalışma modeline, altı ham maddeden beş tane üretim yaptığımız o modele uymadan çalışırsak yaptığımız iş cihat olmaz, yaptığımız iş milli görüşün temsilciliği olmaz. Avrupa'da da Türkiye'de de hepimiz bu temel prensibe uymak mecburiyetindeyiz. İkinci temel prensibimiz usul yönünden bu çalışmaları yürütürken mutlaka ve mutlaka infakta bulunacağız. Erbakan hocamız her zaman malınızla ve canınızla cihad ediniz diye emrolunuyoruz diyordu. Malını vermeyen canını hiç veremez, canını feda edemeyen ise bu davanın manasına tam manasıyla erememiş demektir diyor. Avrupa'daki milli görüşçüler olarak biz Türkiye'deki siyasi mücadeleye, Türkiye'deki iktidar mücadelemize destek olmazsak yaptığımız işin bir manası kalmaz. Avrupa'daki milli görüşçüler olarak Türkiye'deki cihada en büyük desteği vermek en önemli mükellefiyetimizdir. Bir diğer temel prensibimiz Erbakan hocamızın prensiplerine ve davamıza itaat etmektir. Biz Avrupa'yız. Biz kendimize göre prensip belirleriz. Biz bağımsız takılırız dersek Erbakan hocamızın geçmişte söylediği meşhur sözünde olduğu gibi
sürüden ayrılanı kurt kapar, Allah vermesin, dünyamızı da ahiretimizi de perişan eder. Cenab-ı Allah hepimizi bu yanlışlara düşmekten muhafaza buyursun. Hepimize şuur versin. Hepimize Erbakan hocamızın tanımlamış olduğu açılara sadık kalmayı nasip ve müessir eylesin. Yine Avrupa'daki milli görüşçüler olarak mutlaka ve mutlaka bu çalışmaları yaparken cesaret ve tevekkül sahibi olacağız. Fedakarlıkta bulunacağız. Efendim sizin bildiğiniz gibi değil, bizim bulunduğumuz ülkelerde çeşitli yasalar var. Anayasayı koruma kuruluşları var. Derin güçler var. Hakkımızda mahkemeler, davalar var. Biz burada milli görüş dersek, cihat dersek, Erbakan dersek bize mani olurlar. Biz onun için en iyisini camilerimizin halısını yenilemekle, imam arkadaşların maaşını temin etmekle, anaokulu açmakla, hızlı öğrenim kursu açmakla uğraşalım. Böyle bir düşünce milli görüşe yakışmaz. Eğer böyle düşünürsek bu kurulmuş olan Milli Görüş Teşkilatı'nın ne anlamı kalacak? Erbakan hocamız bu teşkilatı bunun için mi kurdu, bizlere bunun için mi emanet etti? Eğer böyle düşünseydi Erbakan hocamız 1969'da Milli Görüş Hareketi'ni hiç başlatamazdı. Hareketi başlatmayı bırakın, evinden dışarı çıkması bile mümkün olmazdı. 1960 darbesi, 27 Mayıs darbesinin getirmiş olduğu o katı yasalar, o sert kanunlar, insanların birbirine selamun aleyküm diye Allah'ın ismiyle, Allah'ın selamıyla selam vermesinin bile mümkün olmadığı şartlarda ben nasıl olur da milli görüş hareketini başlatırım deyip kendi evine çekilir otururdum. Erbakan hocamız bu engellerin, bu mahkemelerin, bu davaların farkında değil miydi? Bu zorluklar Erbakan hocamızın karşısına çıkartılmadı mı? Erbakan hocamız milli görüş kurmayları 40 sene boyunca sürekli olarak mahkemelerle, suçlamalarla, yasaklarla, cezalarla uğraştılar. Eğer böyle düşünseydik ve eğer Avrupa'daki milli görüş olarak böyle düşünürsek, Filistin'de İsrail panzerleri altında ezilip öldürülen çocukları, Suriye'de kimyasal silahla öldürülen minik yavruları, Afrika'da annesinin gözü önünde açlıktan ölen yavruları kim kurtaracak? Bununla ilgili olarak sizlere Erbakan hocamızın yaşamış olduğu bir olayı da aktarmak istiyorum. Bundan 3-4 sene kadar önce Avrupa'dan bazı yönetici arkadaşlar Altınoluk Erbakan hocamızı ziyarete geliyordu. Ziyaret yapılıyor, Altınoluk'ta bahçemizin yanındaki Beyza Otel'de yemek yeniyor, toplantı yapılıyor ve en sonunda vedalaşmadan önce hep birlikte topluca bir hatıra fotoğrafı çekiliyor. O sırada Erbakan hocamızın etrafında gelen kardeşlerimiz kümeleniyorlar. Fakat Avrupa'dan gelen yöneticilerimizden bir tanesi bu fotoğraf karesinde yer almamak için diğerlerine fark ettirmeden salonun arkasına, kapıya doğru uzaklaşmaya başlıyor. Tabii bu Erbakan hocamız gözünden hiçbir şey kaçmaz. Hemen fark ediyor, gülümsüyor o giden kardeşimize ve arkasından diyor ki bak gel, sen de bu fotoğraftan mutlaka yerini al. Hiç şüphen olmasın ki bu fotoğrafın gücü senin o korktuklarının gücünden çok daha fazladır diyor. Biz milli görüş olarak Siyonizmle mücadelenin özel harekat timi, komando timi olarak elbette ki tehditlerle karşılaşacağız. Elbette ki mahkemeler olacak. Elbette ki yasaklar, engellemeler olacak. Fakat bütün bunlara rağmen bizim görevimiz hakka haykırmak, Erbakan hocamızı haykırmak, milli görüşe haykırmak ve dünya Siyonizmiyle mücadeleye devam etmektir. Her ne pahasına olursa olsun inşallah bu mücadele devam ettirilecektir. Eğer bu aslımızdan, bu özümüzden, bu mücadele bilincimizden koparsak burası milli görüş olmaktan kopar Allah vermesin. Erbakan hocanın asıl kastettiği harekat olmaktan,
kuruluş olmaktan uzaklaşır ve yeni nesiller bu bozulmuş yapının içerisine gelmiş olur, Allah vermesin. Bugün Avrupa'da ve dünyada Hristiyan aleminde kiliseye giderken biz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yolundan gidiyoruz diyerek gidiyor. Fakat heyhat, gelin görün ki bugün kilisenin gittiği yolla Hazreti İsa Aleyhisselam'ın orijinal yolu arasında en ufak bir benzerlik bile kalmamış. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra kilise otoritesi Hristiyanlığı tarif etmiş, bambaşka bir yöne döndürmüş, aslında özünden koparmış. Cenab-ı Allah muhafaza buyursun. Eğer temel değerlerimizi, temel prensiplerimizi, asıl amacımızı, asıl gayemizi unutursak, asıl istikametimizden saparsak, 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra buraya gelen insanlar, biz Erbakan Hoca'nın yolundan gidiyoruz, burası Milli Görüş Teşkilatı'dır diye gelir, fakat bu Milli Görüş Teşkilatı'nın Erbakan Hoca'nın yoluyla, zihniyetiyle hiçbir alakası kalmamış olur. Bunun bütün vebali de bu tahrifatı yapanların üzerinde kalır. Cenab-ı Allah böyle yapanları ıslah etsin. İslah olmuyorlarsa da bu camianın, bu teşkilatın içerisinden uzaklaştırsın ve hareketimizi, teşkilatımızı temizlesin, tertemiz bir hale getirsin inşallah. Çok kıymetli kardeşlerim, çok uzun vaktinizi aldık. Namaz aralarıyla, programdaki diğer programlarla son derece uzun bir program yaptık. Zollingen'de, Avrupa Milli Görüş'ün resmi olarak ilk kurulduğu yer olan Zollingen'de Erbakan Vakfı tabelasıyla, Erbakan Vakfı bayrağıyla böyle muhteşem bir programı Avrupa'da ve Almanya'da ilk defa Zollingen'de yapmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etti. Cenab-ı Allah sonsuz şükürler olsun. Bunlar birer tesadüf olarak açıklanamaz. Türkiye'de Erbakan Vakfımızın ilk resmi iftarını, Erbakan Vakfı tabelasıyla, flamasıyla ilk iftarımızı Düzce'deki Erbakan Vakfı temsilciliğimizin organizasyonuyla Bolu'da Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin türbesinin yanı başındaki bir mekanda yaptık. Bendeniz konuşmamı yaparken kürsüden Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin türbesi oradan apaçık bir şekilde görülüyor. Geçen hafta buraya gelmeden önce Erbakan Vakfımızın Kocaeli İl Temsilciliği'nin Mudurnu'da bir eğitim programına katıldık. Eğitim programının yapıldığı otelin hemen arkasında bir tepe var. O tepenin hemen arkasında Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi var. Şimdi bugün de Avrupa'da Milli Görüş şuurunun ilk tohumlarının ekildiği yer olan Zollingen'de bu ilk toplantımızı yapmak nasip oluyor. Cenab-ı Allah inşallah bu saydığımız büyüklerin, Akşemseddin Hazretleri'nin, Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin, Erbakan Hocamızın himmetini, şefaatlerini bizim üzerimizden eksik etmesin. Onların yolundan gitmeyi ve onlarla birlikte haşrolmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. İnşallah yeni bir dünya, Erbakan Hocamızın da müjdesini verdiği gibi en kısa zamanda kurulacaktır. Bu yeni dünya kurulduğu zaman inşallah bugün olduğu gibi Gazze'ye gitmek için dış güçlerden izin almaya mecbur olmayacağız. Bu yeni dünya kurulduğu zaman bugünkü dünyada olduğu gibi aldığımız her malın bedelinin 1/3'ünü dünya siyonizmine haraç olarak ödemek mecburiyetinde olmayacağız. Bu yeni dünya milli görüşçüler tarafından bu canlanan Erbakan ruhuyla yeniden kurulduğu zaman inşallah bir Müslüman ülkedeki kardeşimize para gönderirken bugünkü dünyada olduğu gibi önce dış güçlere, dünya siyonizmine komisyon haraç vererek göndermek mecburiyetinde olmayacağız. Bu yeni dünya kurulduğu zaman Müslüman kanı dökmek bugünkü gibi ucuz olmayacak inşallah. Bu yeni dünya kurulduğu zaman güçlünün değil, haklının sözü geçecek Allah'ın izniyle. Sizleri Erbakan Hocamız gibi bağrıma basarak Cenab-ı Allah'a emanet ederken bir kez daha Recep Karabey Efendi'ye
Semih kardeşimize zor engelde bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimize, katılımcılara, hepinize, bütün hanım kardeşlerimize, çok kıymetli misafirlerimize, Ömer Faruk ikinci ağabeyimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Ve Erbakan hocamızın bir kongrede söylediği o meşhur sözüyle sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ne diyordu Erbakan hocamız? Ey milli görüşçüler! Ey milli görüşçüler! Bundan sonra ilk hedefiniz ikinci Yalta Konferansı'dır diyor. Cenab-ı Allah razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Günümüz mübarek olsun. Toplantımız hayırlı olsun. Esselamu Aleyküm. Sevgili kardeşimi sahneye davet ediyorum. Teşkilatımız olan Solingen Teşkilatımızın tabelasını bulduk, araştırdık, çıkarttık ortaya. Bu Cemal Eylül inşallah merhum hocamız adına kurulacak olan Profesör Doktor Necmettin Erbakan Müzesi'ne sevgilemek üzere buradan baktığımız zaman 1. 40 yılın ilk mücahitlerinden Kazım Uylan amcamızı, Remzi amcamızı, Abbas Aksoy Beyefendi'yi buraya davet ediyoruz. Tabela ekmesine Kur'an'ın yolu bu yoldur dedi. İnanın Kur'an'ın yolu cennetin yolu bu yoldur dedi bana.